yurtlarda yaşayan insanlar ölümle burun buruna. Aklımızı başımıza toplayalım. Bu çocuk işi değil. Ölüm sayılarını 10 bin, 15 bin demek gerçekçi değil. Siz gelip tam canlı fayların olduğu yere kanal yapıyorsunuz. Tsunami dalga yüksekliği 1 metreden 6 metreye kadar değişiyor. Dolmabahçe Sarayı'nın bulunduğu yer belli ölçüde kaymalar var. Baktığımızda bütün tarihi eserler çok ciddi bir risk altında. Ya Türkiye'de deprem kadar gerçek hiçbir şey yok. Deprem deyince ilk aklımıza gelen isim Profesör Doktor Sayın Naci Görür hocamız bugün 40'ta konuğumuz. İstanbul tsunami'den nasıl kurtulur? Zor kurtulur. İstanbul'da tarih boyunca 7 ve üzeri bütün depremlerde tsunami olmuş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin deprem planı işliyor mu? Belediye ile hükümet kol kola değil. Belediye bu konuda yalnız bırakılıyor. Deprem vergileri nerelere gitti? Bunun depreme hazırlık noktasında harcandığını görmedim. Devletin deprem önlem adımları göstermelik mi? Peki insanlarımız, annelerimiz kendi evlatlarının göçük altında kalacağı evlere girmesin niye demiyoruz ya? Bu kadar mı önemsiz yani? Aşağı yukarı 400 bin insanın can güvenliği yok. Kanal İstanbul depremin yıkım etkisini arttırır mı? Ekonomik değil, akılcı değil, büyük bir risk. Neden bunu yapıyorsunuz? Bu ülke yol yapmasın, köprü yapmasın, kanal yapmasın, havaalanı yapmasın. Halk da açık seçik olarak ciddi deprem planı, programı, vaadi olmayan hiçbir partiye bu yaklaşan seçimlerde oy vermesin.